söyleyeyim ya. Şimdi bu videoyu hazırlayacağım. Böyle kesip kesip çekip yapıştırıyorum. Tüm hepsini. Ve yayınladığım zaman seçilecek olan otomatik kapak resimleri ne gösterecek tahmin edebiliyorum. Bunu kim ayarlıyor ha? Sizce? O üst üste karşımda hayvan pornosu yapmaya çalışan kediler kapak olarak seçilecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Geri dönüyoruz. Olduğu her taraf. Kuyruksuzla tam önümüzde. Paspas. Naber paspas. Kafes boş durmayacak. Gelirken de müthiş o havlama, kurstaki havlama. Pencere burada. Direkt bizi gözetleyen göz bu. Tek göz. Şuraya bak. Ezan okudu. Bir tane penceremin önünde. İki tane burada. Sıçıyor bakın. Evet. Onlar şimdi tam bu an burada. Her zamanki gibi. Çoğu zaman. Her zaman değil. Bazen kızdıkları zaman. Neye kızdı şimdi? Twitter'dan, sosyal medyadan yayın yaptık. Baldırı alınmış yavru kedi aklına. Ona kız. Ha, buradan namaz kılacağız, tencereyi açacağız. Buradan karşımızda. Geliyoruz buraya, buradan namaz kılacağız. Burada da sıçmak üzereler. Şimdi burası ıslak. Islak neresi burası? Karımın penceresinin önü. Demek ki geldiler buraya kondular. Karım rahatsız oldu. Su attı. Yine çıktım. Kumandaya bak. Duyuyor çıkacağım. Gün gönderdi. Ne yapacağım abla? Kazıyı sıçacağım mı? Havayı alırsın. Yürü. Ay bak kaçmıyor bu sefer ha. Bu sefer kaçmıyor. Vay anasını. Hey. Masum bu ha. Kaçmıyor aynı karşımda sıçan. İçini bana dönüp. Bazen yıldırım gibi kaçan. Kaçmıyor. Gelelim bu olaya. Oradan iki pislik kaldırdım. Temizledim. Komşuya da baktım. İşimi bitirdim. Bakın sinekler. Adresi burası. Burası adresi. Ondan sonra gittim alışverişe. Bir simit aldım geldim. Oradaki pisliği kaldırdım. Gayet iyiydim. O zamana kadar buraya geldim. Başımda bir zon kulağı hala var. Bütün gün de devam edecek bence. Bu şekilde kimyasallarla hayvana bir şey verip bu şeyler neden oluyorlar. Ondan sonra yani bunu düşünüyorum ben. Bu milletin yaptıkları. Duyduğum şey hatta. Gel kızım içeride sev. Gel içeride sev. Ondan sonra otur burada. Hayvanın tuvaletinin yanında veya osur suratına kızım veya oğlum ve kumandalı uyudu çocuk gitti. Uyandığında travma beyin kontrol çünkü pedo tecavüz hayatı boyu bunlara köle. Travma beyin kontrol bu demek. Hatırlamaz. Fakat tek bir kelimeyle bunların emrine harekete geçer. Alo, telefon. Veya öyle bir şey veya televizyonla bir söz. Herhangi bir şey. Travma beyin kontrol bu. Bu kadar çok
saldıranlar gördüm. Hepsinden böyle olaylardan şüpheleniyorum artık. Çünkü bu mümkün mü be? Ordu kadar insan bu sinekleri dağıtmak için. Hı? Penceremizden yok olmayan. Ve bana olanlar belli be. Hı? Dün, evvelsi gün. Ondan önce de daha kaç kere. Bir şeyler böyle. Ondan sonra 24 saat uyuduğum oldu be. Bu ilk değil, 10 değil. Böyle bana ilham geldi mi yorumlarda, internetten yapıyorlar. Ondan sonra uyu bitimi. Şimdi başımız onkuluyor. Gel de doğru dürüst bir şey düşün, söyleyecek, yazacak. Ve burası. Karımın penceresini açmasını bekliyor. Sinek ordusu. Küçük müydü? Yavru. Ha, Kadriyan'ın yavrularını göndermeye başladı. Kadriyan'ın yavrularını göndermeye başladı. Bakıyoruz. Ot mot koymuşlar böyle. Aldatmaca. Nanik. Fakat pislik yok. İşte bu kadar kontrol edebiliyor bunlar hayvanları. Hayvan gelip buraya sıçtığı yere ot örtebiliyor. Fakat sıçmıyor. Bizim Yusuf takıntılı. Aynı noktalara, aynı noktalara. Çukur oldu. Kaldıra kaldıra. Sinekler var. Kara sinekler. Şey yok be, sinekler uçuşuyor, pislik de var, üstüne basmışlar, ezmişler. Karımın penceresinin önünden ayrılmayan çift. Allah şükür bu yani. Kedi otu ormanına bakın be. Yapılan işlemi görürüz. Kuşatma. Ağaçlar salamız kesilecek. Pisliklerini bırakacaklar. Bu yeni. O şırfıntı olabilir. Sineklerden belli yeni. Yeşil saçlı davacı müstiracıların evinde takılan kaç günlendi. Oy, bu da geldi. Selam mı vereceksin? Ha? Karşımda sıçacaksın mı yoksa? Çömel sıç bakayım. Aha. Neyi kokluyorsun? Yok. Neden? Ne otları bunlar? Aynı bahçemizdekilerden. Burada mı tepişiyorlar, çocuklar oynuyorlar? Hayır. Mantarlardan belli. Tam çocukların salıncağının orası. Çiş yeri. Aynı şekilde bu. Bütün gece toksoplazmaların işledikleri yer. Evet, işleri bu. Ay, karşımda çiftleşecek. Kadriyan'ımın kedisi geldi çiftleşmek için karşıma. Aa, şeyi kabardı. Kedi yar. Sen de git, sen de üçlü yaparsınız üst üste. Hadi. Onlar da gelir. Devlet tiyatrosu. Devlet tiyatrosu. Çiftleşecekleri falan yok. Fışkırt orta fışkırt. Kaşın babam kaşın. Nerede diğerleri?
Kışın... Evet, oraya sıçacak. Vay anasını. Tam oraya sıçacak. Rüzgar böyle esiyor. Değil mi? Ne var orada? Ne sıçması be? Ne sıçması? Bakın, kanallı. Evet, yapacağı yer orası. Ve bulunan kedi otları İSKİ tarafından rekor zamanla be. Kaç hafta geçti lan? Şuraya bak, yine orman. Neler döşedikleri altına belli. Geçen kanallar da belli. Evet. Bu milletin işlemi bu. Her yer tamamen kanal çevrili. Aynı şeyi her yerde görebilirsiniz. Trafolarda, gaz kafeslerinde, her yerde aynı işlemi görebilirsiniz. İşlemi kendi gözlerinizle gördünüz yani. Çiftleşecekleri falan yoktu. Tümü buraya gelip aynı noktalara sıçanlardan. İkisinin ayrı cins olduğunu şüpheliyim ben. İkisi de ya erkek olabilir ya dişi. Böyle 5 tane üst üste gördüm. Birbirine geçirmiştiler buradan. Ben size söylüyorum, bu LGBT olayı falan filan buradan başlıyor. Toksoplazmadan. Bundan emin olun. Özge kedisini buraya sokmuş. Nasıl girdin lan sen burada, ne yapıyorsun? Parazit sokuyorsun değil mi? Nasıl girdin lan buraya? Vay anasını. Vay anasını vay. Çık oradan. Yürü. Buradan girebiliyor be. Şuraya bak. Takılacağı yer burası. Kimin kedisi? Zavallı kedisi. Ne çabuk baktın Kadriye Hanım? Ha? Vay, uçtun mu? Jet mi var sırtında? Şimdi de burada sıçma işinin anasını. Aynı kedileri. Aynı müthiş toksoplazmalı kedi. Burada kanserinin deliğine asılıp şeylerini emdiren. Aynı kedi. Yine burayı sineğe boğmuş. Tek bir tane yoktu sabah. Evet. Kim sahibi belli. Yine sinekler kaynıyor.